Dersimiz yine akaid. Birkaç tane akaid kitabı okumuştuk önceden. Akaid sahasında Emali'yi okuduk. Sevad-ı Azam'ı okuduk. Sıra. Akide-i Tahaviyye diyebileceğimiz Tahavi akidesine gelmiş olduk. Akide-i Tahavi. İmam Tahavi, Ebu Cafer Ahmet bin Muhammed bin Selame el-Ezdi el-Hacri el-Mısri et-Tahavi. Ölümü 933. Hicri 321. Kimdir? Kısaca Hanefi fakihi ve bir muhaddis. 853 yılında Mısır'ın güneyinde doğduğu biliniyor. Çeşitli kitapları var. Akaid sahasında en meşhur olanı şu an elimizde olan okumayı planladığımız kitaptır. Eserlerden en meşhurunu dedik. El-Akidetü Tahaviye. Ebu Hanife ile öğrencileri olan Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in itikadi görüşleri çerçevesinde yazılmıştır. Sünni itikat esaslarını ihtiva eden bir risale. Çok geniş çaplı değil, özettir, madde maddedir. Bu yönüyle daha anlaşılır durmaktadır. Çeşitli şerhleri var. Belki en meşhur şerhlerinden bir tanesi Babertin'in şerhidir. Tercih edilmektedir, yoğun olarak tercih edilmektedir. İlgili kitap Türkçe'ye de çevrilmiştir. Çeşitli farklı şerhleri de vardır. Türkçe'ye Arif Aytekin Türkçe'ye bunu kazandırmıştır. Ehli sünnet inançları, inanç esasları, Tahavi ve Akaid Risalesi 1985'te çevrilmiş. Daha sonra günümüzde 2016 olduğunu düşünüyorum. Belki 2015 ama 2016 olduğunu düşünüyorum. Ebu Bekir Sıfır Hoca tarafından da kitap muhtasar bir şekilde, şerhinden muhtasar bir şekilde tercüme edildi diye biliyorum. Kitap var yani arkadaşlarımızda mevcut. Yaygın bir kitap. Tespit edilebilen 12 tane şerhinin olduğu söyleniyor. Daha geniş bilgiler merak eden arkadaşlarımız Diyanet İslam Ansiklopedisinden El-Akidetü Tahaviye maddesine veya direkt işte İmam Tahavi maddesinden çeşitli bilgiler bulabilirler diye düşünüyorum. Kısaca giriş olarak bu kadar konuşmak yeterli olsa gerek. Ve bunun üzerine kitaba geçiyoruz. Kitap Besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın el yazmaları mevcut. El yazmaları, çeşitli el yazmaları Topkapı Sarayı'nda, işte Süleymaniye'de vesaire yerlerde mevcut. Giriş bölümüne baktığımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kâle'l-Allâmetu Hüccetü'l-İslam Ebu Cafer el-Verrak et-Tahavi bi Mısır rahimehu Allahu. Hâzâ bu nedir? Zikru beyâne akîdet ehli sünneti vel cemaati alâ mezhebi fukahâ milleti. Hâzâ derken bu nedir? Yani hâzâ şu derken hangi şu? Yazmış olduğum eser veya zihnimde tasarladığım şey daha önce hâzâ'nın neye işaret ettiğini ifade etmiştik. Bu nedir? Zikru beyane akidet ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat akidesinin beyanının zikridir, ifadesidir. Ehli sünnet vel cemaat akidesi inanç dünyasının beyanına dair yazılmış olan bir eserdir. Peki ne üzere? Ala mezhebi fukahail milleti. Fukahai millet mezhebi üzerine. Hani fukaha fakihlerin akaid anlayışına göre bu çerçevede yazılmıştır. Çünkü burada geçen pek çok konu, pek çok demeyelim en azından bir iki konu yine ehli sünnet ve cemaat dairesinde yer alan meşhur alimlerin görüşlerine zıttır. Daha önce de okumuş olduğumuz eserlerde ne geçiyordu mesela? İman artmaz, eksilmez diye geçmekte akaid kitaplarımızda. Bu böyledir evet. Ama bu ehli sünnetin %100 netleşmiş
bir görüşü ve hiçbir ehli sünnet alim buna karşı çıkmamış diye de bir şey yok demiştik. İmam Buhari yazmış olduğu El Camiu Sahih, herkesin Buhari diye bildiği kitapta. Oysa bir satır kadar devam eden o kitapta, ismi devam eden kitapta. İmam Buhari açıkça imanın azalabileceğini, artabileceğini ifade etmiş. Kendi kelimeleriyle ifade etmiş. Daha sonra bunu ayetlerle, hadislerle de desteklemiştir. En azından kendisi desteklediğini düşünmüştü. Tabii karşı çıkanlar vardır. Ama burada özellikle ne diyor? Ala mezhebi fukaha il milleti. Yani fakihlerin inanç dünyasının resmetmeye çalışmıştır. Fakihler inanç dünyası nasıl? Fakih, fukahadan maksat da Ebi Hanife en-Nu'man bin Sabit el-Kufi. Yani kısaca Ebu Hanife, İmam-ı Azam dediğimiz. Rahmetullahi aleyh. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Ve Ebi Yusuf'e, Yakup bin İbrahim el-Ensari ve Ebi Abdillah Muhammed bin el-Hasan el-Şeybani, İmam Muhammed ve Ebu Yusuf iki tane meşhur öğrencisi. Bu üçünün yani toplamda akaid sahasındaki düşünceleri, yorumları, inançları nelerdir? Rıvvanullah aleyhim ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinden razı olsun. Allah'ın rızası onların üzerine olsun. Bunların düşünceleri, inançları ne şekildedir? Ve ma o şey ki ya'tekidûne min usulü din ve yedînûne bihi Rabbil alemin. O çerçevede inanç dünyasını bizlere ilgili kitap resmetmeye çalışacak. Madde madde gidiyor. Şöyle birkaç tane madde okumadan geçmeyelim. Birkaç madde okuyalım. Bakalım neler anlatıyor. Neguru biz diyoruz. Neguru fiil muzari tabi. Gari yeguru neguru. Fail ne olur? Nahnu olur. Peki ne hakkında diyoruz? Fi tevhidillahi. Tevhid vahari vahidu tevhid. Tevhid teklemek demek. Birlemek demek. Fi tevhidillahi. Allah'ın tekliği hakkında. Allah tekleme hakkında diyoruz. Mu'takidine bi tevfikillahi. Allah'ın tevkifiyle beraber. Tevkifiyle beraber inanarak şöyle demekteyiz. Madde 1. Dediği şeyleri tek tek madde olarak karşımıza koyacak. İlgili kitabın şerhi var demiştik. Örnek olarak Baberti şerhine bakılabilir. Şerhte yer yer ayetler, hadislerle ilgili maddeler destekleniyor. Yani şimdi madde madde bir şeyler söyleyecek. Delilin nedir? Bana ters geldi diyenler olabilir. İşte şerhte şuna dayanarak bunu dedi. Şöyle ayet var, böyle hadis var gibi deliller söz göz önüne çıkartılmaz. Madde 1. İnna Allaha vahidun la şerike le. Allah tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Madde 2. Ve la şey'e misluhu, onun hiçbir benzeri yoktur. Allah burada bize tanıtıyor yani. Celle Celaluhu. Madde 3. Ve la şey'e yu'cizuhu, hiçbir şey onu aciz bırakamaz. 4. Ve la ilahe gayruhu, ondan başka bir ilah da yoktur. 5. Kadimun, Allah kadimdir. Yani evveli yoktur. Bila iptidain. Başlangıçsızdır. Evveli yoktur. Zaten bir diyor. Ey la evvelle. Kendisi için bir evvel yoktur. Daimun. Her daim vardır. Bila intihain. Sona ermeksizin. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu diye ayetler var. Yani buna delil verilebilir. Hadid suresi 3. Hüve el evvelu vel ahiru. İlktir, sondur. İlktir. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Sondur. Her şey yok olduğunda o hala var olmaya devam edecektir. 6. La yefna ve la yebid. La yefna yok olmaz. Hüve o Allah. Ve la yebidu. Bekalığı da la yebidu, bekalığı da kesintisizdir. Yani sonsuza dek var olmaya devam edecektir. Madde 2'de diyor zaten. Ey yani la yenkati'u bekauhu, bekası, varlığının devam etmesi kesintisizdir. Kesintisiz olarak devam edecektir. Kullu men aleyha fan ve yebka vechu rabbike. Rabbin zatı baki kalır, yeryüzündeki her canlı yok olacaktır. Rahman 26-23. Kullu men aleyha fan.
Ebka vecu rabbik. 7 numara ve la yekunu illa ma yuridu ve la yekunu gerçekleşemez illa ancak gerçekleşir ma o şey ki erade yuridu ve o diliyor. Onun dilediğinden başkası olamaz. Velakinne Allah yef'alu ma yasha. Buna da ayet olarak bunu söyleyebilirsin. Allah dilediğini yapar, yaratmaktadır. Bakara 253. 8. La tebluhuhu ona ulaşamaz. Ney? El evhamu. Evham. Zehn, evham. Kuruntular, hayaller ona ulaşamaz. Bulaşmaz Türkçe olarak. Ve la tudrikuhu el efham. La tudrikuhu onu kavrayamaz. El efhamu anlayışlar. Fehm kelimesinin cimrisi efham. Dört numaralı dipnotta anlatılmış. Ve la yuhidûne bihi ilmen ayet olarak burada verilebilir. Onu hiçbir bilgiyle kuşatamazlar diye mana verebiliriz, ayet verebiliriz. Neresidir orası da? Taha suresi 110 numaralı ayettir. 9 numaralı madde ve la yushbihu el enâme. La yushbihu hüve. O Allah benzemez. Eşbehe yushbihu hüve. O Allah benzemez. El enâme mahlukata benzemez. El enâme bir diyor. Bakıyorsun ey el mahlukat yani mahlukata benzemez. Mahlukat nedir? Yaratılmış olan her şeye mahlukat denir. Neler yaratıldı? Allah'ın dışında ne varsa yaratılmıştır. Dolayısıyla Allah hiçbir şeye benzemez demektir. Tuşbihu değil mi diyor hocam? Yok tuşbihu değil. Yüşbihu. Ya ile. Leyse kemislihi şey'un. Burada ayet olarak verilebilir. Leyse kemislihi şey'undaki kemisl oradaki kaf neydi? Zait idi. Zayt harfi cer olarak daha önceden işlemiştik. Şura 11. 10 numaralı maddeyi de okuyarak bırakalım. Hayyun la yemutu, kayyumun la yenamu. Hayyun diridir, la yemutu ölmeyecek. Kayyumun kainatı idare edendir. La yenamu uyumaz. Ename yenam uyumaz. İlk 10 maddeyi bu şekilde ezberlemiş, ezberlemiş demeyelim, okumuş oldu.